Kanal B İstanbul Temsilciliği'nin bahçesinden, Gündem Özel'den iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam konuğumuz Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden terör uzmanı Doktor Eray Güçler. Telefon bağlantıları da olacak program akışı içerisinde. Yazar Cengiz Özakıncı ve terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da program süresi içerisinde bize katkı sunacaklar. Sizler de program süresi içerisinde Twitter ve SMS vasıtasıyla bizlere soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Son derece önemli konuları, başlıkları bugün, bu gece süremiz el verdiği ölçüde ele almayı planlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Güçler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Bunca işiniz gücünüz arasında. Sağ olun. Bunca farklı kanallardan davete rağmen bizi tercih ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Telefona birazdan döneceğim ama Sayın Özakıncı, hep haftalardır yaptığım programlarda sorduğum ilk soruyu size de sorarak başlayayım. FETÖ'nün, yani Fethullahçı terör örgütünün bir numarası size göre Fethullah Gülen mi, yoksa bir başka bir numara var mı? Aynı şeyi PKK'da da görüyoruz, yani işte bir numara Abdullah Öcalan mı değil mi? Şimdi tabii Abdullah Öcalan'ın yıllara sari bir yerleşiklik kimliği var ama şimdi Fethullah Gülen'in öyle bir şeyi de yok. Öyle bir çizgisi ya da bir görüntüsü de yok. Göründüğü gibi yani daha çok şizofrenik reaksiyonlar gösteren, ağlayan, gülen, işte ne dediği belli olmayan, Tanrı'yla, peygamberle konuştuğunu falan iddia eden ve maalesef buna da inanan, daha doğrusu inandığını söyleyen diyelim. Ve inandıran, inandıran o daha büyük bir maalesef. Ve yani evet bir adeta birazdan değineceğim ona da, toplumsal algıyı sanki o yöne doğru kanalize eden bir anlayışla böyle bir olguyla karşı karşıyayız. Şimdi tabii bu sorunun cevabı için şuna bakmak lazım. Şu soruyu hepimiz herhalde hemfikirizdir artık. Yani bu tür bir işte PKK'da yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi bu FETÖ'cülerle de ilgili aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu FETÖ'yü besleyen, destekleyen, yönlendiren, planlayan bir yapı olmasa, bir derin yapı olmasa, yani bir Fethullah denen, o kendine Fethullah denen kişinin böyle bir imkan kabiliyeti olmayacağını artık herkes, doğadaki bütün canlılar bilir. Hani bırakın insanları. Dolayısıyla şimdi bu açıdan baktığınız zaman kim bir numara? Aslında bir numara, iki tane bir numara var. Bir gölge bir numara var. Bir daha görünen bir numara var. Bu küresel güçlerin diğer ülkelerde yaptıkları böyle uluslararası operasyonlarda hep bu yöntem geçerlidir. Yani arka planda işte o Splendid Otel'de, hani biliyorsunuz bir toplantı yapıldı, Berkey vesaire bir grup katıldı oraya. O gölgedeki asıl işi yöneten ve yapacak olanlar onlardı. Aslında bunun üzerine gidelim evet, program süresince. İkinci şey de işte yani maalesef bu süreçte kullanılan jargonlar bir takım içi son derece değer yüklü manevi kavramların da içini boşaltılmasına sebep olmuştur. İşte maliye imamı, işte bilmem Kanada imamı, hava kuvvetleri imamı, bilmem masa imamı filan gibi, tövbe yani. Gerçekten bu tür toplumun nazarında değeri olan, inanç ve değer sistemimiz içerisinde yerleşikliği olan bazı kavramları da maalesef bu FETÖ grubu böyle sıradanlaştırdı, içini boşalttı ve aslında evet, en büyük şeyi de dine yaptılar. En büyük zararı da dine yaptılar evet. Ama şimdi bu yurtta sulh komitesi denen, hani sözde bir komite oluşturmaya evet, çalıştılar evet, ya. Şimdi onun bence üç ayağı vardı yani. Girmeyin oraya. Şöyle hani bir numara kim dediniz ya. O zaman ben cevabım, telefona döneceğim çünkü oradan devam edelim. Yani o oradaki işte bu imam denen kişiler ve silahlı kuvvetlerden bir kişinin olacağını düşünüyorum. Hemen dönelim buna. Arkada da gölge o bir gölge, numara. Gölge bir numaranın. Evet, o gölge bir numaranın emir komutasında. İşte bizim olacak, belki de yapmamız gereken o gölgeyi aydınlığa çıkarmak. Evet, o sis perdesini aralamak. Bu noktadan hareketle Sayın Özakıncı, teşekkür ederiz yayınımıza vereceğiniz katkıdan ötürü şimdiden. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Efendim bugün karşı karşıya kaldığımız tablo ve bize kabul ettirilmek istenen, ki yarın yıl dönümü, Sevr Antlaşması'yla bir bağ var mı? Yani bugünkü tabloyu, yarın yıl dönümünü idrak edeceğimiz Sevr Antlaşması'yla bir bağlantı görüyor musunuz? Şimdi Türkiye, öncelikle size ve saygıdeğer konuğunuza iyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar efendim.
Hocam. Evet, gerçekten de yarın Sevr'in yıl dönümü. Türkiye'de olup biten her türlü olumsuzluğun ben Batı'nın Sevr özleminin ile desteklediğine inanıyorum. Yani Batı Türkiye'deki olumsuzluğu ya tohumlar, tohumlamamışsa bile o olumsuzluk iç dinamiklerden kaynaklanarak oluşmuşsa bile onu da tutar destekler. Yani Türkiye'deki olumsuzlukları, Türk siyasetindeki olumsuzlukları Türkiye'yi geriye çekecek, Türkiye'yi anarşiye itecek, Türkiye'yi iç savaşa itecek, Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştıracak her şeyin altında biz ya Batı tohumlamasını görürüz ya Batı desteğini görürüz. Son olaylara da ben bu açıdan da bakılması gerektiğinde yarar olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, bir antisemitizm vardır değil mi? Duyarız hep. İşte Yahudi düşmanlığı, işte antisemitizm, işte efendim antisemitikler Yahudileri bire kadar kıymaya yeminli bir harekettir antisemitizm. Peki evet, soruyorum, anti-Türkizm diye bir şey yok mu? Anti-Türkizm diye bir şey yok mu? Sevr dediğimiz şey anti-Türkizmin belgesidir. Bakın, bugüne yansımalarına da geleceğim tabii ki. Ama şunları izleyicilerimizin bir kez daha anımsamasında yarar var. Yıl 1868, İngiltere'de William Gladstone başbakan olur. Adamın verdiği demeç, o güne kadarki Türk-İngiliz ilişkileri bal ve şekerdir. Ama bu William Gladstone'un başbakanlığında şöyle denir: efendim, Türkler barbardırlar ve Avrupa'nın dışına atılmalıdırlar ve onlar insanlığın kanseridirler, kazınıp atılmalıdırlar diye bir demeç verir. Bunun üzerine Oxford'da okumakta olan İttihatçılarımızdan Halil Halit Bey, ki o da Oxford'da prof olmuştur. Yani bunu çok da tanınmış bir aydınımız değil ama çok kitapları var. Belki benim söylememden sonra insanlar merak edebilir. Oxford'da okumakta olan Halil Halit Bey Glaston'a bir mektup yazar. Siz ne hakla Haçlı kafasıyla Müslümanları barbar ilan ediyorsunuz der. Gladstone da Halil Halit Bey'e cevap verir. Bunlar İngiliz gazetelerinde yayınlanmış açık mektup ve açık mektubun cevabıdır. Gladstone'un verdiği yanıt çok ilginçtir. Efendim, siz ne diyorsunuz? Ben asla İslam'a bir şey demedim. Ben İslam'ın Türklerce yapılan yorumuna ve Türklere laf ettim. Benim barbar olarak nitelediğim Arap Müslümanlar değil, Türkler der. Şimdi hemen aradan bir 20-30 yıl geçtikten sonra da bu defa yine bir başka İngiliz başbakanı Lloyd George, bu defa Birinci Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde şöyle der. Bakın, bu çok önemli. Biz kaderin ellerindeyiz. Türk'le hesaplaşmaya koyulmak için büyük kader saati geldi, çattı. Türk kötü yönetimiyle çürütmüş bulunduğu kendi dininin en büyük düşmanıdır. Baba. Yani Türk Müslümanlığın düşmanıymış. De İngiliz o nedenle Türk'e karşıymış. Türkler sanat, kültür, aklınıza gelecek her alanda insanlığın ilerlemesine hiçbir katkıda bulunmamıştır. Türkler insanlığın kanseridir. 30 yıl önceki Glaston'un söylediği, başbakan, İngiliz başbakanı Glaston'un söylediğini yineliyor. 30 yıl sonra bir diğer
İngiliz başbakanı. Şimdi hemen ardından yine aynı Lloyd George İngiliz başbakanı diyor ki Türkler girdiği her yeri mahvetti. Biz oralara uygarlık götürme hakkına sahibiz. Tıpkı yüzyıllar önce beyaz adam olarak Amerikan yerlilerini uygarlaştırdığımız gibi aynı misyonu şimdi Türklere karşı uygulayacağız diyor. Şimdi yine aynı günlerde bu defa Fransızlardan da bir ses yükseliyor. Journal de Paris Şubat 1919'da diyor ki ya bu Türkler, bu uğursuz ırk, bunları Asya'ya sürmemiz gerekir diyorlar. Şimdi gelelim, bunların Sevr'le ne bağlantısı var? Evet. Ve bugünle ne bağlantısı var? Evet. Bütün bunların. Bakın 1919'da Türkiye yenilmiş, işte mütareke imzalanmış değil mi? Damat Ferit heyeti Paris'e gidiyor ve barış şartlarını görüşecek. Damat Ferit orada bir şey okuyor, andırı okuyor, işte ne istediklerini falan filan söylüyor. Damat Ferit'i kovuyorlar, bir sen bir git, tamam okudun, hadi güle güle, biz sana cevabımızı birkaç gün sonra bildireceğiz diyorlar ve verdikleri cevap da bütün gazetelerde yayınlanıyor, Türk gazeteleri dahil. Haziran 1919, bakın ne diyorlar biliyor musunuz? Sen burada Müslümanlığın hamisi kesiliyorsun. Ey damat Ferit, sen Müslümanları biz koruyoruz. İngilizler, Fransızlar, galip devletler nereye girdikse oradaki Müslümanların ibadetlerini özgürleştirdik. Konu sizinle olan, Osmanlı İmparatorluğu'yla olan konumuz Müslümanlık konusu değil, Türklük meselesidir. Biz Türk'ü istemiyoruz. Türk'le hesaplaşıyoruz. Evet. Müslümanlarla değil. Türk ırkıyladır bizim göreceğimiz hesap. Ve biz Türk yönetimi altında olan bütün diğer ırkları Türk yönetimi altından kurtaracağız diyor. Şimdi burada bir ırkçı bakış açısı, Sevr'in dibacesi olan bu bildiride mevcut. Gerçekten de Sevr Anlaşması'nı hazırlığında görüyoruz ki Türk olan, Türk olmayan ayrımı ve asla bütün diğer ırkların Türk yönetimi altında bulunmamasına çalışan bir anlaşmadır. Bütün bunlardan sonra Türkiye Cumhuriyeti tabii ki Lozan'da onların bütün bu anti-Türk ırkçısı, evet, Türk ırkçılığına karşı ırkçılığını çöpe atıyor. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün niçin ne mutlu Türk'üm diyeni dediğini anlamış oluyoruz böylece. Atatürk'ün niçin Türk kültürünü yükseltmeye çalıştığını anlıyoruz. Çünkü bütün bunların hepsi Batı'ya cevaptır. Ve Atatürk daha Kurtuluş Savaşı'na başlamadan başlangıcında Ankara'ya ayak bastığı gün verdiği söylevde işte bu demeçlerin tümüne cevap vermiştir. Bu da nutukta vardır. 28 Aralık 1919. Türk'ün anti-Türkçülüğe cevabı Lozan olmuştur. Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Peki bu... Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak Batı'nın anti-Türk bağnaz yobazlarının, anti-Türk saplantılı yobazlarının biricik hedefidir. Ne zaman Türkiye'yi biraz zayıflamış görseler, ne zaman Türkiye'de bir takım iç kargaşalıklar hisseseler, derhal ağırlıklarını, evet, gericilikten ve Türkiye'nin Sevr haritasındaki gibi dağılıp parçalanmasını tekrar tekrar, evet, hedeflemektedirler ve buna yol açacak her şeyi Batı destekliyor. Evet. Bunu bugünkü olaylara düşünen ve yorum yapan
ve akıl yürütme yeteneğine sahip bütün izleyicilerimiz bu anlattıklarımı bugünkü karşılaştığımız olaylarla bağlantısını kurabileceği düşüncesindeyim. Çok da fazla uzun kaldım telefonda. Evet. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Sayın Özakıncı, bir gün size uygun bir günde lütfen buraya lütfedin. Daha uzun bunu konuşmamız, daha net anlamamız ve anlatmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Belki anti-Türkizmi konuşmamızda yarar olabilir. Çünkü işte efendim, Birinci Dünya Savaşı'nda biz Haçlı saldırısına uğradık. Evet. Dinci bir saldırıya uğradık düşüncesi çok genel bir yargıdır. Evet. Ama bu genel yargının ben şimdi anlattığım belgelere dayalı izninimle tekrar düşünülmesi ve irdelenmeye muhtaç bir yargı olarak değerlendiriyorum. Evet. Evet. Bu günümüzü bile anlamak için bu anti-Türkizmi anlamamız lazım, evet, diyorum. Çok özür diliyorum. Çok uzun teşekkür ederim. Konuştuğumdan dolayı. Size ve konuğunuza iyi yayınlar ve iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Özakıncı, değerlendirmenizden ötürü. Zaten biz de bugün bir tümden gelin planlıyoruz. Evet. Dolayısıyla yarın da hali hazırda Sevr'in yıl dönümüyken bize çok önemli, evet, bir bu tarih ışık tutacaktır. Bazı siz katılıyor musunuz aynı görüşlere? Yani, Sevr midir bunun ana teması? Bugün yaşadığımız şeylerinde. Sevr bir kere yok hükmünde bir anlaşmadır. Onaylanmamıştır. Neyse ki. Çok şükür. Onaylanamaz zaten yani. Hiçbir zaman da onaylanmayacak. Sevr anlayışı da asla onaylanmamıştır. Bu milletin hiçbir şekilde hiçbir yerinden geçmemiştir. Onay görmemiştir. Ha, kendileri çalıp kendileri bunları oynamışlardır. Onaylayamamışlardır ama oynamışlardır. Fakat sevr kavramı bir anlaşma olgusunun ötesinde. Şöyle bir geçmişten günümüze gelecek olursak, geçmişte de vardı sevr anlayışı. Ve size söyleyeyim, bu millet var olduğu müddetçe de bu sevr olgusu her zaman Türk milletinin dikkat etmesi gereken, her zaman asla zayıflamaması gerektiğini milletimize hatırlatan, daima güçlü olmamız gerektiğini bize öğreten, gösteren bir ikon olarak düşünmek lazım. Sevr'in böyle bir arka planda bir şeyi var. Şimdi arkadaşlarım biraz evvel bir harita ekranlara getirdi. Evet. Sevr'in bize dayatmaya çalıştı ama çok şükür ki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, evet, yırtıp çöpe attığı o anlaşmanın bize Türkiye'nin nasıl parçalanacağına ilişkin bir haritaydı o. Efendim işte o harita, şu FETÖ'cüler başarılı olsaydı şu an belki de yeniden gündeme gelecek haritaydı. Buyurun isterseniz gösterin. Şu an ekranlarda. Şimdi bakın o haritada, bu haritadan önce o şey günü, bu FETÖ'nün kalkışma olayları tartışılırken şunu söyledim. Hani nasıl bir manzara, onu tahayyül etmeye çalıştık. Yani muhtemelen İstanbul Ankara hattında bir rejim kuvveti, yani bu darbecilerin şeyi. Çünkü bu darbenin hani tekrar tekrar dönmeye de gerek yok. Bir toplumsal karşılığı yok. Bir sosyolojik düzlemde bir herhangi bir karşılığı ya da bunu destekleyen bir argümanı, tabanı yok. Bunlar bu halde bir meczupça hareketle yola çıkmışlardır. Dolayısıyla olsa olsa Ankara-İstanbul hattında bir rejim, hani Suriye'deki gibi bir rejim kuvvetleri geri kalan yerlerde işte parçalanmış. Dört bir tarafta yüzlerce grubun birbirini yediği bir iç savaşın doğru sürükleniyor olacaktık. Allah korusun, işte bu haritada zaten onu gösteriyor. Bunu gösteriyor yani. Yıl dönümünde bunu başarma, evet, hevesinde oldukları, en azından siz de o gün Avrupa medyasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin medyasında bunu gözlemlediniz mi? Sanki böyle bir buradaki bu kalkışma, gözlemlediğimiz şey şu. Başarıya kavuşmasını umarmış yani bir tavır. Şimdi böyle bazı diyor, özellikle Avrupa, küçük Avrupa devletleri böyle küçük kırıntılarla beslenmeye alışmış Avrupa. Neden olduğunu birazdan söyleyeceğim. Ya yani şunu diyor ya, hani Türkiye'de FETÖ'cüler darbe yapacaktı, hani bize öyle demiştiniz, niye şimdi böyle oldu filan gibi. Hala zannediyorlar ki Türkiye'de bir darbe olacak, böyle dağılacak, parçalanacak, millet birbirini yiyecek ve istedikleri düzen ya da düzensizlik hayata geçecek. Şimdi onun şaşkınlığı görüyoruz. Hani biraz aklı başında olanlar toparlanmaya başladı. Bir dakika, öyle de değilmiş. Ya gene Türkiye'yle biz baş başa kaldık. Hani bir durumumuzu toplayalım filan diyenler oldu filan. O noktaya gelenler oldu. Ama
dediğim gibi yani birazdan müsaadenizle şu tarihsel geçmişine bunun değinmek istiyorum. Tabii buyurun. Bunu bütün milletimizin çok iyi bilmesi lazım. Ve asla unutmamamız lazım. Yani kim ne artık şu günlerde ortaya çıkmış durumda. Ama bunu biraz da tarihsel geçmişiyle derinliğine analiz edelim ki bazı gerçekleri ortaya koyalım. Hani bu emperyalizm denen o hadisenin tarihi kökenleriyle kültürel olarak neymiş bunu biraz açığa çıkalım daha faydalı olacak diyorum. Lütfen. Hani şimdi bazı devletler böyle hani tam şey ama böyle şey şaşkınlık içerisinde merak etmesin alışacaksınız yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle Türk milletiyle özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle sonsuza kadar yaşamaya alışacaksınız. Yani buradan da onlara bu mesajı verelim. Hani boşuna gözlerinizi ovalamaya çalıştırmayın. Çalışmayın. Arzu ettiğiniz hususlar gerçekleşmiyor. Gerçekleşmeyecek de. Şimdi efendim bu işin tarihsel geçmişine baktığımızda ta orta çağın başlarından itibaren bakıyoruz ki bu sadece şeyde değil ama İngiliz ekolünde çok yaygın dominanttır ama diğer devletlerde de budur. Devletlerin savaşa, Avrupa devletlerinin savaşa karar verip vermemesindeki parametre o devletin merkez bankasındaki para miktarıdır. Gerçekten bu edebiyata da girmiştir, Avrupa edebiyatına da girmiştir, tarihine de girmiştir. Yani şunu derler krallar, bir yere savaş açmaya karar veriyorlarsa, ey banka bu devlete savaş açayım mı, paramız var mı dediklerinde o banka şöyle bir araştırma yapar. Bir, paramız var mı? Yani bu şey savaşın süresi ne kadar? İşte şu kadar. Bunu karşılayacak paramız var mı? Var. Ama bu yetmez. Ya orası işgal edildiği zaman o devletin ordusu tarafından bunun 2-3 katını çıkarabilir miyiz? Bu iki parametreye bakarlar. Evet diyorlarsa bir bahane bulunur ve işte o devlet öteki devlete savaş açar. Gider işgal eder. Ve oraya ordudan hemen sonra işte bu şeyler, bankerler, şunlar bunlar, sömürgeciler girerler. Ne var ne yoksa o değerleriyle birlikte o toplumu sömürürler, alırlar, işgal ederler, köleleştirirler. Ondan sonra da yeni zenginlikleriyle başka hangi ülkeye nasıl savaş açalım gibi bir açgözlü hırsla devam ederler. Şimdi bu tarih boyunca yani bu emperyal anlayışın tarihi kökenleri aslında buna dayanmaktadır. Yani bir ülkenin güvenlik anlayışı değil, para yani o arkadaki gizli derin yapıdaki para hırsı, emperyal hırs, sömürge hırsının çoğu zaman savaşlara, Avrupa'daki özellikle savaşlara egemen olduğunu görüyoruz. Bakınız ondan sonra Amerika'ya, demin işte Sayın Hocamız da çok güzel açıkladı, güya Kızılderililere özgürlük, medeniyet getirmeye binlerce Kızılderili'yi katletmediler mi? Bırakın siz onu. O bölgede yaşayan insanlardan özellikle siyah insanların ne hallere getirdiler? Yıllarca sömürge halinde, köle halinde tutmadılar mı? Ben mi tuttum onları? İşte bu Avrupa'nın o hani diyorlar ya o medeniyet kara medeniyettir, kanla yazılmıştır. Arka plandaki yani o tarihçesindeki adeta bir kültürel kod haline, kültürel genetik kod haline gelen o arka plandaki o emperyal hırs budur. Ancak günümüzde bu evrim geçirmiştir. Yani bunu da görmemiz lazım. Evvelden evet bir sömürgecilik anlayışı içerisinde işte bilmem Afrika'da bilmem nereleri o güçle elde ettikleri teknolojik güçle silah gücüyle köleleştirip bilmem ne yapıp ele geçirip vesaire yapıyorlardı. Ama artık bunu yapamıyorlar. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi işte o ülkelerde iç karışıklıklar çıkarıp milletin birbirine yedirmek suretiyle bir düzensizlik yaratıyorlar. Şimdi bakınız bu kadar yüzeysel bakmamak lazım olaya. Bir örnek vereyim. Bir Suriyeli şu an bir Avrupa'ya gittiği zaman bir insan olarak değer görebiliyor mu? Maalesef. Göremiyor. Bir Iraklı gittiği zaman ya da bir Cezayirli gittiği zaman ya da işte bir Mısırlı gittiği zaman ya da diğer o sözde Arap baharıyım diye Arap yangınıyla milyonlarca insanın ölmesine sebep olan o hareketler gerçekleştikten sonra o Arap coğrafyasında, Arabistan coğrafyasında bu hadiselere maruz kalmış, paramparça olmuş ülkelerin insanları bir insanlık onuruna yakışır şekilde Avrupa medeniyetinde karşılık görebiliyorlar mı? Hayır. Şimdi bu noktada şunu sormamız lazım o zaman. Peki ne oluyor? Bakınız ne oluyor biliyor musun? İki şey oluyor. Şimdi oradan da Türkiye'ye geçeceğiz. Bunu bağlamamız lazım. Şimdi bu hadiselerde artık fiziksel olarak gidip öyle bir şey olmuyor. Çünkü bütün dünyayı hani ortaya konmuş bir takım evrensel değerler var sözüm ona.
ki dünya beşten büyüktür, aynen katılıyoruz. Şimdi bir ortak değerler var. Kendi kurallarını da bu anlamda çiğneyip bütün dünyayı karşılarına almak istemiyorlar. İç karışıklık yarattığında ne oluyor? Bakınız, bir, maddi manevi bütün değerler o toplumun Avrupa'ya akıyor. Yani bir kere Orta Doğu sermayesi nereye akıyor? Nereye akıyor işte? Sözüm ona, kara medeniyette, kara parayla oluşturulmuş medeniyete akıyor. Ve o medeniyet her geçen gün daha fazla besleniyor. Beslendikçe besleniyor. Bakın bütün Türkiye'de bile yansımalarını görüyoruz yani. O insanlar, o toplumların, dikkat ediniz, maddi manevi bütün değerleri, ilkeleri, gelenekleri ve kültürleri yok oluyor. Yok oluyor yani, yok oluyor. Toplum yok oluyor. İnsanlar yok oluyor. Ama kimler besleniyor? Bu işi yapanlar besleniyor. İşte bazı ülkelerin hani o kırıntılarla dediğim gözlerini, ya hani bize para gelecekti adeta o şekilde. Türkiye'de niye darbe olmadı? Niye Türkiye'de Suriye gibi parçalanmadı? Şaşkınlığı hani bize öyle demiştiniz adeta. Şimdi o şöyle, yani o basında çıkan şeyleri tabii şunu dedi bundan ziyade eleştirel söylem analizi yöntemiyle incelediğinizde burada ne dediklerinin değil, ne demek istediklerini ortaya koyarsanız benim dediğim şekilde bir manzara ortaya çıkıyor. Evet. Bir beklentinin karşılanmamasının verdiği bir hayal kırıklığı. Zannettiler ki Türkiye'de aynı işte Orta Doğu toplumları gibi böyle bir yapı içerisinde. Halbuki Türk milletinin tarihsel dönemlerdeki toplumsal inşa süreçleri bütün toplumlardan farklıdır. O yüzden biz de ayrışma beklerken birleşme, kenetlenme ve topyekün bir hale, bir araya gelme gerçekleşti. Konuşmaya devam edelim. Bir kısa ara rica edelim değerli Tabii. izleyicilerimizden. O kısa aranın ardından anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz değerli izleyiciler. Gündem Özel'in ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Kanal B İstanbul Temsilciliği'nin bahçesinde Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden terör uzmanı Doktor Eray Güçlüer var. Kendisi aynı zamanda emekli jandarma kurmay albay ve de şunu da belirtelim. Hani FETÖ'yü konuşuyoruz. İzmir casusluk davası nedeniyle, kumpası nedeniyle hayatının bir buçuk yılını da cezaevlerinde bu FETÖ'nün kurduğu kumpas nedeniyle geçirmiş bir uzmansınız. Ama ona rağmen söyledikleriniz, ortaya koyduğunuz öneriler o dönemde ortaya konanlar kadar katı ve kötü değil gerçekten de. Yani intikamcı en azından hiç değil. Yine ne olursa olsun bu vatanın çıkarına ne varsa onu konuşmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi ilk bölümde şurada kalmıştık. Bu emperyal sevden günümüze, belki de daha önceden beri günümüze uzanan bu emperyal hedefleri ortaya koydunuz. Evet. Ve şöyle dediniz. Türkiye bu noktada son derece kritik ve önemli bir noktada. Evet. Orada bir virgül koymak zorunda kaldık araya giderken. Evet. Oradan devam edelim. Buradan devam edelim. Neden bunları yaşadığımızı şimdi anlamaya çalışıyoruz. Evet, yani bu toplumların kendi tarihlerinde artık bir kültürel miras şeklinde kuşaktan kuşağa aktarılan bu emperyal anlayış, şimdi dünyaya verdiği zarar, bırakın şey, dünyaya verdiği zararı boyutlarını tahmin etmek bile güç. Yani düşünün, bir ülkenin doğal kaynaklarını, madenlerini, ormanlarını, insan gücünü, okullarını, kitaplarını, yani değerli olabilecek maddi manevi neyi varsa yok ediyorsunuz, sömürüyorsunuz. Ta ki bir daha o toplum belki birkaç yüzyıl sonra kendini toplayıncaya kadar, bir yere kadar gelinceye kadar. Dolayısıyla aynı bakış açısı ta Osmanlı Devleti, Türk tarihinden itibaren, Osmanlı'dan önce bile hep Türkiye, yani bizim milletimize karşı da bu bakış açısında oldular. Yani bu sadece Avrupa medeniyeti için değil, yani genel anlamda küresel güçlerin böyle bir emperyal amaçları olduğunu asla unutmamamız lazım. Şimdi Sev tabii artık maalesef milletimizin en zayıf olduğu zamanlardan biriydi. Ve orada altını çizerek söyledim. Sev onaylanmadığı için asla yok hükmündedir. Hiçbir, ama Sev emperyal güçlerin gözünde bir idoldür, bir ikondur. Bizim için de bize daima güçlü olmamız gerektiğini, daima muasır medeniyete doğru her geçen gün daha fazla çalışan, topyekün adeta bir yürek gibi, bir yumruk gibi, hangi kesimden olursak olalım milli bir şuur içerisinde ilerlememiz gerektiğini de gösteren önemli bir duvarda durması gereken bir resimdir, bir ayrıntıdır diye söyleyelim. Peki hemen neden şunu sorayım. Şunu sormama izin verin. Yeni Kapı'da çok tarihi bir miting oldu gerçekten. Evet. Muhteşem bir fotoğraf verildi orada. Evet. Lozan gibi buradaki uygulanacak o haritaya da en büyük güzel cevap odur yani. Orada oraya ilk gittiğimde gözüme çarpan tablo şuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk bayrağı,
ve Büyük Önder Atatürk'ün kalpaklı posteri. Evet. Yani onu uyarsanlar, daha doğrusu bizi şu an idare edenler diyor ki, gelin yeniden galiba, öyle algıladım ben. Kuvayi milliye ruhuna sığınalım ve ruh. Bunu hep sıcak tutalım. Evet. Çünkü karşımızda sevr var. Evet. Doğru bir çerçeve çok mi? Çok doğru ve en doğru bir yaklaşım. Yani böyle bir emperyal amacın artık gerçekleşmesine ramak kalmışken toplumsal tepkiyi ifade, toplumsal tepkinin şeklini ifade edebilecek en uygun çerçeve Kuvayi Milliye'dir. Ve milletimiz evet çok kısa sürede çok kısa sürede çok büyük işler başarmıştır. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi çok kısa sürede adeta değil yani bir hiç kimse beklemiyordu bunu. Kolektif davranış biçimi şeklinde anında bir karşıt sosyal hareket üretmiştir. Ve o hareketin içerisinde bu milletin bu hareketinin o karşıt sosyal hareketin tsunami gibi etkiye sahip o karşıt sosyal hareketinin içinde o emperyalist amaçlar o FETÖ'cü çete ve uşakları ve arkadaki maşaları da boğulup gitmiştir. Ve bu çok kısa sürede olmuştur. Hamdolsun milletimiz bu bayrağı hala bırakmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Devlet Büyüklerinden de bu talimat gelene kadar da hepimiz bırakmayacağız. Bu meydanlardayız. Nerede olmamız gerekiyorsa bundan sonra da oradayız. Yani bu bir işarettir. Bakınız yani bu bir işarettir. Bugün burada olmamız gerekiyorsa meydanlardayız. Yarın nerede olmamız gerekiyorsa oradayız. Yani artık bu milletin içinde bu ateş yandı, sönmez. Yani bu... Nasıl diyelim sosyal hareketler hani biraz da bilimsel çerçevesine bakacak olursak sosyal hareketler volan gibidir. Yani harekete geçmek çok zordur. Artık millet bakınız kendine karşı kendi bekasına karşı haince bir girişimde bulunuldu. O volan harekete geçti ama geçti artık durdurmak neredeyse imkansızdır yani. Dolayısıyla bunu durduracak dinamikler olana kadar bu milletin içindeki bu ateş asla sönmez. Sonuna kadar da kendi bekasını kendi azim ve kararlılığıyla gayet de güzel korur, sonuca da ulaşır. Evet. Şimdi tabii şuna da izin verin ifade edeyim. Lütfen. Ondan sonra da Türkiye'nin durumunu hani neden Türkiye hep emperyal güçlerin hedefindedir? Evet. Bunu da bir kere daha burada milletimize daha detaylı olabildiğince çarpıcı örnekleriyle anlatmaya çalışalım ama şimdi dediğimiz gibi bu ötekilerin de anladığı dil bu olduğu için biraz da böyle bazı ister istemez akademik jargonu kullanıyorum. Bu sosyal hareket kavramı son derece önemlidir. Çünkü dünyanın hiçbir ulusunda bu kadar reaksiyonel, bu kadar seri ve bu kadar kısa sürede bir toplumun bir toplumu aktive edemezsiniz. Bakın, yani şey sandılar, şimdi burada Irak'taki ya da Suriye'deki ya da Libya'daki tablo gibi olacak yani. Evet. Zannettiler ki işte bölük pörçük paramparça bir tarafta böyle ülkeyi savunan gruplar ama geri kalıpta birbirini yiyen falan zannettiler. Şimdi böyle olmadı. İşte o yüzden Türk toplumunun sosyolojisindeki o genetik kodları anlayamamış bunlar yani. Tarihsel tekrar ediyorum tarihsel dönemlerdeki Türk milletinin inşa süreçlerini toplumsal inşa süreçlerini anlayamamışlar. Başka toplumlarla karıştırmışlar. Allah'tan karıştırmışlar. Bunun zaten bir çözümü de yok. Anlasalar da yapacak bir şey yok ama şu çok önemli. Yani dünya tarihine geçmesi, bilim tarihine geçmesi açısından son derece önemli. Bir toplumu bu kadar reaksiyonel, bu kadar hızlı aktive edebilmeniz gerçekten zor. Yani bu kadar topyekün bir anda birleşip kendisine düşman olan unsura karşı bu kadar kısa sürede harekete geçebilecek o kolektif davranışı oluşturamazsınız. Yani bu birkaç saatte oluştu. Bir gecede bile olmadı. Bakın gece saat 1.39 mesaj çektim. Darbecilerin işi bitti. Artık meydanlardayız. Hı hı. Var hala şeyinde. Hı hı. Çünkü dönüm noktası vardı. O da bunu yani bu toplumu bir sosyal harekete getiren de iki tane daha bileşen var. Bunları da ifade etmek lazım. Hakkını verme. Bir, ilk etapta saat 8.30 sıralarında 9 sıralarında bu haince darbe girişimi başladığında ilk mücadele edenler gene o karargahlarda ve birliklerdeki o vatansever kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelidir. Jandarma Genel Komutanlığında olsun, işte Genelkurmay'da olsun, 66. Tugay'da olsun, Allah rahmet eylesin Sait Paşa'mı bir kere daha buradan rahmetle anıyoruz. Gönlümüzün paşasıdır. Sait Ertürk'ü orada yaralarımıza da bütün hepsine acil şifalar diliyoruz ama ilk o kahraman insanlar mücadele etti ve ne zamana kadar? Polis kuvvetleri gelene kadar. O kahraman polisimizde bir kere daha buradan şükranla selamlıyorum gerçekten.
Ancak bütün bunları birleştiren de bir maya vardı. O da siyasi iktidarın temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın her şeyiyle, Sayın Başbakan'ın hiçbir şeyden korkmaksızın adeta, yani bakın orada şey de işte son zamanlarda çıkıyor, onları çok iyi vermeleri lazım mecliste. Burada öleceğiz diyor Sayın Adalet Bakanı. Yani bakar mısınız şu kadar? Ya ölümü göze almış bir insanı nasıl engelleyebilirsiniz? Yani? Tabii. En tehlikeli silah. Muhalefet de aynı şekilde. Evet, Sayın Bahçeli'nin direkt koyduğu o gün yani işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması işte bu, milletvekilleri yani aracılığıyla. Yani bu siyasi iradenin temsilen Sayın Cumhurbaşkanı'nın o İstanbul'a inişiyle birlikte verdiği mesaj, o işaret işte o toplumu kolektif hale getirip bir toplumsal harekete dönüşme anıdır. O da gece saat yarım sıralarıdır. Orada bakın, bitti diyorsunuz. Orada artık kırıldı. Şey sandılar galiba, yani kendi içerimizdeki o siyasi fikir ayrılıkları bir evet, takım farklı pencerelerle dünyaya yani bakış. Kısaca şu. Onun arasını açıp çözebilecekleri sandılar. Kısaca ayrışacağımızı sandılar. Ama olmuyor. Yani sadece olmuyor yani. Siyaset dedi. Yani Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Lazıyla bilmem ne. Zannettiler ki toplum alt unsurlarına etnik, dinsel ve mezhepsel bağlamda ve ideolojik bağlamda ayrışacak, ayrılacak filan zannettiler. Öyle olmadı. Hı hı. Yani Türk bu milletin işte geçmişinden gelen o acılar adeta yeni bir acıların, daha vahim acıların önlenmesinde büyük bir katalizör olmuştur. Büyük bir unsur olmuştur diyoruz. Ve bu işte bileşenleri de burada ifade ettikten sonra şimdi neden Türkiye sorusunun cevabına daha daha geniş bir perspektif, daha aydınlatıcı bir şekilde yaklaşabiliriz. Bunun iki sebebi var. Bir, Avrupa son dönemde, dönem dediğim birkaç yıl değil yani birkaç on yıldır gerçekten Avrupa ve Amerikan ekonomi bir durgunluk içerisinde. Bunlar da alışmış ya hazır paraya, kan ve gözyaşıyla beslenmeye alışmışlar ya. Ne olacak canım, işte başladık Cezayir'den, Tunus'tan, Mısır'dan, şuradan, buradan, Suriye, Türkiye'de, burada gider. Hatta bakınız 2004 yılında Gürcistan, Ukrayna'da başlayıp sonra ta Gürcistan'a kadar biten ve tektonik artçı sarsıntıları hala devam eden bir de kuzeyde bir gene bu tür girişimler var yani. Orada da devam ediyor işte Kırgızistan, Kazakistan vesaire telaffuz ediliyor. Yani aslında kuzey ve güneyin arasında sıkışmış olan, daha doğrusu duran, dimdik duran bir devlet var, bir millet var. O da ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti. Yani artık bu ekonomik krizle birlikte, ekonomik durgunlukla birlikte hazır palaya da alışmış olan bu emperyal güçler ya yani şunu dediler, Türkiye artık mutlaka halledilmesi gereken bir sorun haline geldi. Kendi bakış açılarıyla. Bu direnci, bu kendilerinin uyguladığı asimetrik yöntemleri kırabileceğini, bu milletin birleşebileceği hiçbir zaman akıllarına gelmedi. Ve hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan çok daha güçlü bir şekilde çıktı. Yani derler ya öldürmeyen daha güçlü kılar. Evet. Her seferinde daha güçlü çıktı. Ve artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeriden ya da dışarıdan yok yani. Böyle bir alternatif seçenek yok. Bakın size söyleyeyim bundan sonra ne olacağını. Bunların bir huyu daha vardır. Ya yapabiliyorlarsa yıkar parçalarlar sizi. Sömürürler, köle ederler. Ayaklarına kul ederler. Yapamıyorlarsa dost olurlar. Bu kadar da pişkindirler yani, hiç merak etmeyin. Bugün bunu söyleyene bir hafta sonra canım kanım arkadaşım stratejik ortağım aman siz ne değerlisiniz filan derler yani. Bunu derlerse de hiç şaşırmayın. İkinci sebebi de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le yaptığı görüşmedeki ağırlık merkezi neyse odur. Nedir bu görüşmenin ağırlık merkezi? Enerji. Enerji. Ha, şimdi bakın Türkiye dünyada çıkarılan petrolün, daha doğrusu karbona dayalı enerji enerjinin %75'ini Japonya dahil 12 Avrupa ülkesi tüketiyor. Şimdi şöyle bir dünyada dengesizlik hali var. Bir tarafta enerji var, para yok. Bir tarafta para var, enerji yok. Enerji yok. Arada ne var? Arada Türkiye var. Yani şimdi bugün de işte çeşitli analizlerde, yazılarda bu ortaya çıktı. Son derece katılıyorum. Artık bir PKK ile filan bu ülkeyi terörle dizayn edemediler. Yani bakın bir sürü şeyler var. Sadece PKK'da değil, IŞİD terörü de var. Yıllardır Türkiye'de süren patlamalar, bir sürü can kaybı. Ona rağmen yani bakın ayrışmadık hamdolsun. Ayrışmayacağımızı da cümle aleme, bütün kainata ilan etmiş durumdayız. Artık son çareleri de böyle bir kalkışmaydı. Bundan sonra da artık bir daha da yani böyle bir imkan dahilinde olduğunu asla ihtimal yani vermiyorum. Şöyle bir durum ama var. Ama şu var.
Yani bitirin. Bitireyim, bu önemli. Yani ikincisi, bakın, bir hazır para ihtiyacı nasıl olsa alışmış bu emperyal kültürel tarihsel dönemlerden gelen kültürel alışkanlık. İkincisi de yani yarın bir gün bu artık yarın bir gün değil, artık şu noktadan itibaren bakınız Türk akımı ne kadar dillendirildi. Türk akımı projesi nasıl dinlendirildi? 2014 yılında bunun temeli atılmıştı. Artık çok kısa sürede bunun şey inşasına vesairesine başlayıp bir fizibilite çalışmaları kaldı. Doğrudan Türkiye'den geçecek. Ya artık şöyle bir durumla karşı karşıya dünya. Türkiye sadece bir enerji koridoru değildir. Artık Türkiye dünyanın enerjisini sağlayan kaynakların merkezidir. Buradan geçmek zorunda. Ve bu Türkiye'nin bu işte stratejik avantajı dış politikadaki elini de son derece güçlendirecektir. Bütün korku bu. Bütün emperyal hedeflerinde yani bunu olmasını istemiyorlar. Tabii. Yarın bir gün Avrupa'ya gidecek bütün enerji, petrol, doğalgaz, karbona dayalı bütün enerjilerin geçiş noktası Türkiye olacak. Pompa istasyonları, merkezleri Türkiye olacak. Bu hem Türkiye'ye bir katma değer yaratacağı için aynı zamanda dış politikada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elini güçlendirecek. Ama korkmasınlar. Türkiye hiçbir zaman onlar gibi emperyalist, böyle insanlığı köle eden bir anlayışla hiçbir zaman olmamıştır bu millet. Barbar. Bundan sonra da barbar. Evet, barbar diyen Türkiye, barbar diyen kendi aynaya baksın yani. İşte tarihsel geçmişinde dediğim tarzda okusunlar. Burada tutup da tabii bu programı bununla kapatamayız, dolduramayız ama geçmiş dönemlerde özellikle Avrupa medeniyetindeki ülkelerin nasıl birbirlerine hangi sahiplerle savaş açtıklarına bir bakıversinler. Bu dediğimi görürler. Çok gitmesinler. Evet. Şu anda Suriye'nin vatanları olmadığı için Avrupa'ya gitmeye çalışan Suriyeli göçmenlere tavırlarına bakılsın. Bir de Türkiye'deki kimin Suriyelilere bakılsın, kimin barbar olduğu ortaya yani, çıkar. Evet, yani evet. Bu işte cevap iki tane bile değmez ama. Şimdi iki tane bu hususu hiçbir zaman, evet, artık Türkiye'nin önüne geçilemez bir yükseliş inşallah bundan sonra olacak. Bütün badireleri bu noktada atlattı, bedelini de karşılığında Türkiye, Türk milleti verdi. Çok net bir şekilde. Şimdi bakın, bugün dolar 2.96'ya geri geriledi. Bir Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk heyetinin, Çavuşoğlu da vardı o toplantıda, Türk akımı telaffuz edildi. Bakar mısınız yani nasıl 3 küsürlerden dolar bilmem nereye indi. Yani artık bizim bu küresel gelişmeleri, konjektürel bazda Türkiye'yi çevreleyen kuşaktaki gelişmeleri düşünüp kendi sorunlarımızı kendi gücümüzle çözecek, şu yıllardır, birkaç yıldır, özellikle son birkaç yıldır oluşturduğu Türkiye'nin o ekseni, kendine özgün oluşturduğu ekseni daha da güçlendirip artık bölgesel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleme zamanı. Şimdi bu Rusya ziyareti ve onun önemini soracağım. Ayrıca soracağım ama şunu sormama müsaade edin. Biraz evvel birkaç defa ısrarla dediniz ki kimse artık korkmasın. Evet. Şimdi bu bir tarafta duruyor ama diğer tarafta özellikle yaygın izlenebilen televizyonlarda bu FETÖ'nün ülkeyi neredeyse ele geçirdiği her an yeni bir kalkışmaya başvurabileceği ve bunu yapabilitesinden bahsediliyor. Hatta neredeyse kimi kanallarda reklamı yapılmaya bile başlandı. Eski FETÖ'cülerin. Evet, eski FETÖ'cüleri çıkararak bir FETÖ propagandası bile neredeyse istenmeden, bunu biliyoruz, istenmeden ama yapılıyor. Tabii. Şimdi bundan korkmamıza gerek yok artık, değil mi? Yani bu terör örgütünün elemanları, teröristleri yeniden artık kafalarını kaldıramazlar herhalde bu ülkenin. Şöyle diyelim, bakınız. Olguları bileşen ayıralım. Neyden korkulması gerekir, neyden dikkat edilmesi gerekir, neyden korkulmaması gerekir daha ayrıntılı. Hay hay. Çok net söylüyorum. Artık tutup da tekrar bir darbe girişimi bilmem ne işi filan, o iş bitti. Ben de katılıyorum, artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde artık bir daha ben bir darbe görebileceğimizi düşünmüyorum. Yani millet bunun toplumsal hafızasını aldı, gerekli cevabı verdi. Bundan sonra hele FETÖ'cülerin bu yakın vadede, orta vadede, yani imkansız. Yani ben buna katılmıyorum. Gereken dersleri aldılar. İşte görüyorsunuz hallerini de. Hepsi yakında da 3 metrekarelik bir hücrede gerektiği cezalarını çekecekler. Şimdi yalnız burada iki farklı husus daha var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
Ya ben FETÖ'den kaynaklı bu tür böyle bir radikal hareket olabileceğini sanmıyorum. Abi bilmiyorum, belki siber saldırı olur mu? Birkaç bilmem. Yani hani bizim devletin kurumsal yapısını böyle bozacak, sarsacak bir hareket beklemiyorum. Ancak şuna dikkat etmemiz lazım. Demin de bir ara lafımın içinde geçti. Yani PKK dönemde bir hadise var. Aynı FETÖ mantığıdır PKK'da. Gene emperyalizmin Türkiye'deki terörü, Türkiye'yi terörle dizayn etme argümanlarına, o PKK başlarla olsaydı ne olacaktı? Doğuda, Güneydoğu'da bir devlet mi kuracaktı? Hayır. Domino taşı gibi Türkiye'nin her tarafına o sıçrayacakları. Zaten kendi söylemlerinde de var. Milyonlar ölecek, milyonlar ölecek filan deyip şarlatanca bağırıp durdular yıllarca. Hiç de bir şey olmadı. Ancak PKK tehdidi aynı zamanda dış bağlantısı olan da bir tehdit. Yani hemen sınırlarımızın güneyindeki o kontrolsüz alanlardan beslenen bir tehdittir. Bugün gerçekten bugün çok tarihi bir gün. Yani bir taraftan bu Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk heyetinin Rus heyetiyle, Sayın Putin'le ve Rus heyetiyle yaptığı görüşmede evet ne dedik? Ağırlık merkezi enerjiydi dedik ama arka planda bakınız çok net bazı mesajlar da vardı. O da PKK ve PYD'ye yönelik mesajlar. Öyle mi? Yani evet. Ne algıladınız? Yani bu şurdu. Ben hem bizim devlet büyüklerimizden hem de Rus devlet yöneticilerinin mesajlarından aldığım izlenim, yani Suriye'nin savaş sonrası şekillendirilmesinde iki egemen güç olarak, yani bu siyasi geçişin sağlanması noktasında Türkiye ile Rusya'nın bir anlayış birliği içerisinde olduğu ve bu yapıyı diğer emperyal güçlerin müdahalesi olmaksızın sağlıklı bir şekilde yerine getirmek ve bu şekilde Suriye'deki savaşı sona erdirmek noktasında bir niyet, iyi niyet içerisinde oldukları yönünde bir kanaat edindi. Yani şimdi burada bu önemli. İki nokta var. Bir, Esad'ın durumu ve konumu. Şimdi, iki, Amerika Birleşik Devletleri'ni nasıl bir yere koyacağız? Şimdi bakın, ben dış politika uzmanı değilim. Bunları açıklayabiliriz. Siz terör uzmanı değil misiniz? Ben terör uzmanı. Tamam. Şimdi yine terörden aldığım bu bölgedeki tüm terör unsurlarının arkasında hangi devlet var? Onu da yani hesap bakınız, edersek. Şunu derse ki Rusya'nın verdiği mesaj şu: ben PKK'ya ve PYD'ye destek vermeyeceğim demesi, kim bundan fayda sağlar? Türkiye. Türkiye sağlar. Yani neticede buna karşılık olarak da Türkiye'nin bu Suriye'deki akan kanın durması ve demokratik bir siyasi düzleme, bu yapının taşınması noktasında bir iyi niyet içerisinde olduğunu ifade etmesi hem Türkiye için, hem bölge halkı için, hem de Rusya için bir menfaat. Kuşkusuz. Peki kimin zararınadır? Emperyal güçlerin zararıdır. Çünkü emperyal güç istiyor ki kan aksın. Bu burada da kalmasın. Türkiye de aksın. Bu da kalmasın. Ukrayna'ya bilmem nereye, her tarafa yayılsın. Buradaki bütün maddi manevi değerler oraya aksın. Buradaki insanlar da şerefinden, onurundan yoksun, köleler durumunda kendi ayaklarına kapansın. Şimdi İstenen şey bu. Orada bir, yani burada ülke ismi zikretmek istemiyorum. Ama orada emperyalizmin mantığı bu. Kürt koridoru isteniyor bir kere, bu net. Görüyoruz du. Bunu. Du. Yani ben de öyle diyeyim o zaman. Öyle emperyal diyeyim. Güçler tarafından evet. Hala isteniyor. İşte YPG'nin kolunda hangi bayraklarla gezdiğini. Ya Amerika Birleşik Devletleri özel kuvvetler, Amerikan özel kuvvetleri orada olduğunu herkes biliyor. Yani. Şimdi oradalar. Rusya şunu mu diyor? Biz orada bir YPG kontrolünde bir Kürt koridorunun oluşmasının karşısındayız mı dedi bugün? Efendim dediği şu, bakın benim aldığım mesajı tekrar söylüyorum. PKK'ya ve PYD'ye destek vermek. Bu o anlama şimdi geliyor. Şimdi artık bunun uygulamadaki bir sonraki adımlarını hemen yanımızda oldukları için anında görme şansımız var. Yani PKK, PYD, yani PKK ve PYD'ye olan desteğin kesilmesinin ne anlama geldiğini, Rusların bu anlamda neyi kastettiklerini çok kısa sürede göreceğiz. Hı hı. Ama her halükarda bu olumlu bir şeydir. Şimdi bakınız, bir de devletler arası ilişkilerde tabii en yukarıdakiler en makro bakabilen kişilerdir. Çok parametreli, yani bir tek var. Dolayısıyla ben şu aşamada ya bunu yaparsa şu mu olur, bunu yaparsa tartışmak istemiyorum. Bırakalım herkes kendi işini yapsın. Eminim bunu iki ülkenin devlet büyükleri, bu konunun uzmanları oturup tartışıp en azından böyle bir iyi niyet, böyle bir beyan ifade edildiği için bunu sürecini
devam ettirecek. Yol haritalarını da ortaklaşa yapacaklar. Tabii kriz çok çabuk yumuşadı. Bunu da görmemiz lazım. Çok çabuk yani Rusya ile Türkiye arasında şimdi kriz, aslında çok çabuk çözüm yoluna geldi. Şimdi bakınız orada da bir handikap var. Öyle mi? Tabii. Şimdi daha uzun ve daha sert tedbirler isteniyordu. Bekleniyordu ama yani ne Rusya ne Türkiye aptal değil. Yani kendilerine ortaya konan oyunu da gayet görecek zekada ve devlet aklına sahip insanları yönetiyor bu ülkeleri. Yani o kadar basit değil. Ama bir uçak düştü sonuçta. Şimdi bakınız uçağa gelmeden önce ben size başka şey söyleyeyim. Yani bugün ortak sorunlar elbette Türkiye ile Rusya'nın bu noktadaki yakınlaşmasını kimse kara gözü için değil. Ama ortak sorunlar ortak çözümleri de beraberinde getiriyor yani. Şimdi Rusya'nın biliyorsunuz şöyle bir örnek vereyim hatta size. Bu Rusya üzerine uygulanan Avrupa ve Amerika'nın uyguladığı ambargolar nedeniyle 2003 yılında Gazprom 27 milyar dolar kar açıklarken 2013 yılında 27 milyar dolarken karı 2014 yılında 3 milyar dolara indi. Evet. Şimdi herkes kimden zarar görüyor? Buradan. Biz kimden zarar görüyoruz? Yani bir türlü Türkiye'nin haklı, reel politik çıkarlarını, doğal çıkarlarını, doğal beklentilerini bir türlü anlamamakta da direnen bir Batı dünyası var karşımızda. Hangi birini sayalım? Şimdi biz oraya üyeyiz. Şimdi, mesela NATO'ya çok üyeyiz. Özür diliyorum. NATO'ya üyeyiz. Sözünüzü unutmayın. Peki buyurun. Bakın şimdi böyle bir handikapla ve hemen yanı başımız ateş çemberiyken ki bu ateş çemberinin tam ortasında da şu an Rusya da var. Bakın bu ateş çemberi kim ne derse desin bu ateş çukuru Rusya'yı da içine yutar. Yani o kadar da şey değil, binlerce kilometreden gel bilmem işte orada operasyon yapmaya kalk. Bir dakika, öyle değil bu iş. Öyle olmadığını zaten Rusya da anladı. Şimdi böyle bir ortamdayken elbette Türkiye gibi emperyalist amaçları olmayan son derece insancıl olduğunu bütün dünyaya işte Suriyeli, Iraklı göçmenlere gösterdiği şefkati, merhameti adeta kendi vatandaşlarıymış gibi gösterip o insanların bir köleleşmeden daha farklı noktalara radikalleşmeden stabilize edebilen normal şartlarda durumlarda stabilize etmeyi başarabilmiş hümanist bir ülke var. İnsani değerleri olan bir ülke var. Şimdi bununla anlaşmak varken yani aynı tehdit Rusya için de geçerliyken niye sorunlar çözülmesin ki? Yani bu açıdan ben bu açıyı yakaladıklarını görüyorum Rusya'yla Türkiye'nin, özellikle Rusya'nın. Dolayısıyla bundan sonra bu açıyı yakalamaları önemliydi. Bu da 9 ay sürdü. Sorunların çözülmesi 9 aydan daha kısa sürer. Bakın size söyleyeyim. Önemli olan bu anlayışı yakalamış olmaktı. Şunun için soruyorum bunu. Evet, şimdi buyurun. Bu anlayışın biraz evvel sordunuz ya, bu anlayış yani Türkiye'nin ve Rusya'nın ya da bölgedeki diğer Ortadoğu'daki ülkelerin kendi tabii çıkarlarını uygulayamaz noktaya getirenler bundan sonra da bunu istemeyi sürdürecekler. Şimdi bu noktada yıllardır denir ki sizin de maruz kaldığınız o kumpas davalarında Türkiye'deki mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Avrasyacı kademe yok edildi ya da elemine edildi. Şimdi hala hazırda bir Avrasyacı Atlantikçi paktı var mıdır Türkiye'de? Bir çekişme devam eder mi? İkincisi var mıydı ve devam eder mi? İkincisi bu noktada Türkiye NATO üyesi. Amerika Birleşik Devletleri ile hala stratejik hedefleri olduğunu söyleyen bir ülke. Yani şimdi tüm bunları yan yana koyduğumuzda Türkiye'nin o eksen kayması değil de eksenini birazcık daha Avrasya'ya doğru çevirmesi olası mıdır? Olursa karşı taraftan nasıl bir reaksiyon gelir? Bunu merak ediyorum. Önce ikinciden başlayayım. Peki. Müsaade ederseniz bu NATO konusu önemli. Yani biz NATO'ya niye üyeyiz? Ortak bir savunma anlayışı kapsamında dayanışma ve destek sağlamak için, değil mi? Evet. Yani bu kapsamda eğer NATO üyesi ülkelere bir tehdit olursa diğer NATO üyesi ülkeler o tehdide maruz kalan ülkeye yardım ederler. Evet. Bunun içinde bir merkez var işte. Bunun için toplantılar var. Dışişleri Bakanlığı işte devlet başkanları düzeyinde 6 ayda bir, yılda bir vesaire bir prosedürü var. Şimdi Türkiye NATO olgusuna hep bu gözle bakmıştır. Tabi zaman zaman şunlar ifade edilmiştir. Ya NATO derin bir gladyodur. İşte emperyal güçlerin uygulama aracıdır vesairedir. Yani
savunma anlayışından sonra bir başka fonksiyonları da vardır. İşte Rusya dağıldı, NATO'ya ne gerek var vesaire gibi çeşitli şeylerde spekülasyon ya da spekülatif diyebileceğimiz ya da farklı fikirler diyebileceğimiz şeyler bugüne kadar geldi. Ancak şu darbe girişimi, hain darbe girişimi durumundayken maalesef hiç arzu etmediğimiz, hoş olmayan bazı bilgiler de doğruluğu, yanlışlığı henüz teyit edilmiş değil. Basına sızdı. Şimdi bunları biliyoruz. İşte özellikle İncirlik meselesi. İncirlik'te de bir takım hareketlenmelerin olduğu filan şeklinde hani adeta şeyin bu darbe girişiminin, tabi bunlar iddia dediğim gibi, yani şey demiyorum ama sanki bir parçasıymış gibi bir takım hazırlıklar olmuş mudur olmamış mıdır gibi soru işaretleri oluşturan bazı şeyler, hususlar ifade edildi. Şimdi tabi böyle bir girişime karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyi soruşturma hakkına sahiptir. Kendi vatanında, kendi, hatta kendi ülkesinin dışında bile araştırma hakkına sahiptir. Tamam, kendi ülkeniz dışında araştırma noktasında bir takım dış politik argümanları kullanırsınız filan, ama özellikle kendi ülkemizde, kendi topraklarımızda her şeyi her şekilde araştırabilirsiniz. Bu kendi vatanımız. Dolayısıyla eğer böyle iddialar varsa bu araştırılmalıdır. Sadece İncirlik'te değil, NATO ve diğer benzeri unsurların bu anlamda bir oluşumun içerisinde olup olmadığı gerçekten araştırılmalı. Bir karargah yani var mıydı acaba? Samimi olarak hani pozitif bir bakış açısıyla, bunu da olumsuz demiyorum. Çünkü hakikaten spekülasyon da olabilir ama neticede böyle bir şey var. Kamuoyunda bu tür bir soru işaretlerine yönelik bir takım bilgiler paylaşıldı. Ama şu net, yani ground fuller. Şimdi yani, durun, ona gelmeden önce asıl net olan şu. Yani kaç gün İncirli'ye elektrik vermedik. Evet. Ve etrafını kuşattık yani. Şimdi bu sadece oradaki Türk birliklerinden mi kaynaklanıyor? Yani Türk birliği demeyelim, yanlış olmasın. Türk birlikleri içerisinde bir takım FETÖ'cü yapının oluşturduğu bir tehdide yönelik miydi? Yoksa daha genel bir durum mu vardı gibi düşünmek lazım, araştırmak lazım. Tüm İncirli'nin elektrikleri kesildi. Tabii tabii. Yani o üssün bütün İncirli şeyi kesildi. Neydi onun? Elektriği kesildi. Giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Haklıydılar da yani. Hani devlet bunu kesinlikle yapmalıydı. Hatta daha bile erken yapabilirdi yani bence. Şimdi ikinci konu, şimdi bu net bir şekilde ortada. Bir takım ta yıllardır Türkiye için görevlendirilmiş, CIA tarafından Türkiye için görevlendirilmiş insanların Türkiye'yi bilen, Türkiye'deki bütün her şeyi ve Türkçe de biliyor bunların. Evet, bilen insanların böyle tam kritik zamanlarda, böyle kritik toplantılarda yer alması ve yani bizim devletimizin hiç de lehine olmayacak bir takım beyanlar, ifadelerde kullanılması tabii soru işaretleri yaratıyor. Tabii ki bu koca bir Amerikan devletinin Türkiye'ye olan politik bakışını tam olarak ifade etmez. Yani bunu da ifade etmek lazım ama yani bu da işte çeşitli ülkelerin, emperyal ülkelerin kullandığı farklı yöntemlerdir. Yani yakalanırsanız ya da şu olursa biz sizi bilmiyoruz mantığı. Bu CD filmlerde kendini 10 saniyede yok edecek yani. Yani bu CD, bu disk kendini 5 saniye içinde yok edecek filan gibi. Tabi bunlar soru işaretleri oluşturuluyor. Ancak şunu da ifade etmemiz lazım. Gerçekten yani işte bugün işte bir liste yayınlandı. Kamuoyuyla da paylaşıldı. O Splendid Otel'de, adada kimlerin katıldığı, sadece onlar değil, Türklerden de FETÖ'cü gruptan da orada yer alan insanlar vardı. Hani demin de sordunuz ya, kimler olabilir bir numara? Bir numara Türkiye'nin imamı olur yani. İkincisi Türkiye'nin askeri kanatta bu işe giren adamı olur. Ve bunları da yöneten arka plandaki gölge bir numara olur. O da ya fullerdir ya şeydir gibi. Yani fuller demeyelim de ya bu seviyedeki görevlendirilmiş insanlardan biri olur yani. Bunun şimdi mesela çeşitli isim zikretmek istemiyorum ama hala örneklerini çeşitli Arap ülkelerine baksınlar. Özellikle basın yayın, yani bizdeki
Rütük benzeri çeşitli Arap ülkeleri, Körfez ülkelerindeki rütüklere baksınlar, orada CIA ajanlarının resmi olarak yer aldığı, hani görevli olarak bulunduğunu aleni görürsünüz. Yani şimdi bunlar oralarda uygulanıyor ama Türkiye milli bir ülkedir, böyle şey zaten bizde kabul edilemez. Ancak ne yapmaya çalışılır? İşte bu tür darbe girişimleri vesaire de arka planda bir takım gölge adamlar, asıl perdeyi yöneten arka plandaki gölge adamların da olacağını söylemek son derece makul bir mantıklı bir kabul demektir. Bir virgül koyun. Tabii. Bir kısa ara daha verelim son aramız. Aranın ardından son bölümle karşınızda olacağız değerli izleyiciler. Yani şu PKK konusuna özellikle değinmemiz lazım. Telefon bağlantısıyla katkı sağlayacak. Evet. PKK'ya dönelim çünkü Sayın Ağar'ın da bugün kamuoyuna yaptığı açıklamalarda uyarıları var sanıyorum, sizin de var. Aynı minvalde. Evet. Yani bunu gözden, yani biz burayla şey yaparken, uğraşırken bu PKK'yı, IŞİD'i gözden kaçırmamamız lazım. Bölücü terör örgütü. PYD'yi gözden kaçırmamız lazım. Çünkü hala onların bu dinamikleri devam ediyor. Ancak hani virgül koymadan son cümle. Bu Türkiye-Rusya yakınlaşmasının bu anlamda terör örgütleri üzerinde de bir baskılayıcı unsur olma ihtimalinin yüksek olduğunu göreceğiz. Hı hı hı. Bir kısa ara değerli izleyiciler. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Gündem Özel'in son bölümüyle artık karşınızdayız değerli izleyiciler. Biliyorsunuz Doktor Eray Güçler, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden terör uzmanı bugün konuğumuz. Teşekkür ederiz yeniden kendisine. Telefon hattımızda da bir diğer güvenlik ve terör uzmanı, değerli Kanal B izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim Sayın Abdullah Ağar var. Sayın Ağar, teşekkür ederiz şimdiden vereceğiniz katkılardan ötürü. Evet Bey, ben de teşekkür ederim. Eray Bey'e de selamlar, saygılar. Hepinize iyi günler. İyi akşamlar diliyorum Abdullah. Şimdi bugün yapmış olduğunuz açıklamalarda Güneydoğu'da bazı il ve ilçelere dikkat çektiniz. Dikkat dediniz. Ayrıca Irak ve Suriye'de tutan oyun Türkiye'de de hedefleniyor dediniz. Biraz bunların altını değerli Kanal B izleyiciler için doldurur musunuz? Çünkü biraz evvel de programda şu vurgulandı. Evet, biz bu FETÖ'nün hain girişimiyle uğraşırken bir şeyler oluyor Güneydoğu'da. Orayı da gözden kaçırmamak gerekiyor kuşkusuz. Kesinlikle. Aslında bu terör örgütlerinin, hani FETÖ'yü daha evvelden bir şekilde biliyorduk ama bu şekilde bir eylemiyle beraber farklı bir boyutuyla tanıdık. Böyle bir terör saldırısıyla. Şimdi bir tarafta bizim angajı olduğumuz işte FETÖ var, PKK var, PKK'ya müzahir sözde halkların birleşikleri hareketi var. Bunların metropollerde kullanmış oldukları tak ve ölümsüzler taburu, sözde ölümsüzler taburu var. Bir diğer tarafıyla aşağıda YPG veya Demokratik Suriye güçleri var. Bir diğer tarafında IŞİD var. Bir de bunun arkasında Türkiye açısından çok daha büyük bir tehlike barındıran mezhepsel kırılma ve mezhepsel kırılma üzerinden ortaya çıkabilecek kamusal, yani devletler arasında yaşanması tasarlanan bir mezhepsel savaş var. Şimdi bunların hepsi geçmişte Orta Doğu coğrafyasında Afganistan ve Pakistan'dan başlayarak son dönemde de özellikle 1991 Körfez Savaşı ve ardından 2003 Körfez Savaşı Irak'ın işgaliyle beraber tamamıyla şey yapılmış, strateji edilmiş, doğruları ve yanlışları görülmüş ve zaman içerisinde Suriye'ye aktarılmış. Hemen ardından da artık Türkiye'yi bir şekilde sıcağı sıcağına etkileyen bambaşka boyutları ve peş peşe gelen saldırılarıyla karşı karşıya. Aslında bunun terminolojide bir karşılığı var. Zamana ve alana yayılı sıralı eylemlerin katlayıcı etkisi. Yani sonuçta siz belki bir tanesine karşı karşıya kaldığınız zaman bunu savuşturma da bir maharet gösterebiliyorsunuz veya hemen sonrasında bununla ilgili bir tahribat onarma gelişimi veya bununla ilgili bir zaman öğretebiliyorsunuz ama bir başka terör örgütü bir başka boyuttan bir başka şekilde saldırdığı zaman hemen arkasından bir başka türlü bir başka saldırıyla karşı karşıya kaldığınız zaman bunların üretmiş olduğu etki diğer hepsinden çok daha fazla ve güçlü oluyor. Şimdi hani operatif boyutta veya stratejik boyutta ifade etmeye çalışırsak 11 Temmuz 2015'te PKK'nın başlatmış olduğu, meskun mahallelerde başlatmış olduğu kırsal ve kırsala dayalı sözde isyanın tam seneyi devriyesinde, neredeyse bir sene sonra biz FETÖ'cü darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu arada PKK hiç durmadı, IŞİD hiç durmadı. Ve gerçekten de Türk halkının bu noktada moral ve motivasyonu, geleceği olan özgüveni,
gelecekle ilgili ortaya duymuş kaygılar, bunlar gibi ciddi sarsıntılar yaşandı Türkiye'de. Yani insanların hem düşünsel boyutta hem de fikri boyutta ve manevi boyutta. Bunun tam bunlarla mücadele ederken bir anda hepsinden çok daha ağır bir darbeyle karşı karşıya kaldı Türkiye. Şimdi PKK bu dönemde hiç boş durmadı Levent Bey. Evet. Yani özellikle bu darbe girişimi sırasında ortaya çıkan hassasiyetleri çok iyi kullanmaya çalıştı. Bir yandan algı operasyonu yaparken bir diğer tarafıyla da özellikle merkez telsizlerinde ve gruplarında ciddi bir hareketlenme gözlendi. Güneydoğu'nun hemen ötesindeki sınır alanlarında ve Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştılar. Yani sokmaya çalıştıkları neydi? Öncelikle terörist ve patlayıcı maddeydi. Öte tarafıyla da sofistike silah sistemleri ve ağır silahlarıydı. Ve temel yani özellikle kırsaldaki temel alanlarının ana ekman hatlarında etkili olmak, bir diğer tarafıyla da baskın, sızma ve taciz girişimlerinde bulunmak, bir diğer tarafıyla da patlayıcılarla etki almak, sonuç almak. Şimdi bunların hepsini bu hassasiyetten istifade edip şu ana kadar bir şekilde bir kısa bir duraksama döneminden sonra uygulamaya koydular ve bizim çok kısa bir zaman dilimi içerisinde şu ana kadar yanlış hesaplamadıysam 42 şehidimiz var. Yani belki bu darbe girişimi içerisinde bu rakamlar çok fazla ön plana çıkmadı. Yani bunun sıcaklığı yaşanmış oldu ama bu çok ciddi, çok büyük bir rakam ve bunların içerisinde şeyler var. Yani hem üst bölgelerine sızma, baskın ve taciz girişimleri var. Hem de şey var, bunların içerisinde patlayıcı maddelerin kullanıldığı ana ikmalatları kesmeye yönelik. Daha bu gece oldu. Şimdi yine Yüksekova'da yine ana ikmalatı üzerine bir patlama olayı söz konusu oldu. Şimdi bir hassasiyet üredi. O hassasiyeti yığınaklanma ve eylem yapma açısından kullandı. Bunlar hepsi çok önemli ve çok anlamlı. Ama bunların hepsinin çok daha ötesine bence en önemli olan şey geçmiş dönemde denemiş olduğu bu meskun mahallelerdeki sözde kalkışmanın bir benzerini tekrar yapmak istiyor, tekrar canlandırmak istiyor. Bu noktada Cizre bizim açımızdan çok önemli, Yüksekova bizim açımızdan çok önemli ve Şemdinli bizim açımızdan çok önemli, hassasiyet üretiyor. Bunun bir diğer tarafıyla da şuna bizim odaklanmamız gerekiyor. Bakın bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilçelerden sonra sıra nereye gelecekti? Şimdi bununla ilgili özellikle büyük şehirlerde PKK'nın yapmayı tasarlamış olduğu bu toplumsal sözde içten hareketlerine karşı Türkiye'nin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bununla ilgili özellikle bu hani hep şeyi konuşuyorduk. Diyorduk ki bu meskun mahal terörüyle ilgili ortaya konulan mücadelenin üretmiş olduğu başarı eğer bundan sonraki süreçte iyi yönetilemezse asları yüzünden pahalıya gelecek bir başka badireyle karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi tam bunları konuşurken, düşünürken bunlarla ilgili uygulamalar nasıl yapılacak falan derken bir anda bunların hepsini unuttuk bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Şunu lütfen unutmamak gerekiyor. PKK bu çözüm süreci denilen süreçte silahlı kuvvetler ve polislerimiz hariç diğer milli güç unsurunu kullanan bütün devlet yapılanmasında yerleşmişti. Onları etkisi altına almıştı ve onları kendi etiketisinde kullanacak bir kıvama getirmişti. Bu bir ve bunun şeylerin sancıları o meskun mahalleler sırasında güvenlik kuvvetlerimiz çok çekti. Hatta bunlardan en çarpıcı olanlarından bir tanesi gündeme geldi bir kısmıyla. Özellikle Mehmetçikler yaralanıyorlar, hastanelere gidiyorlar ama hastanelere gittiğinde hastanelerde roketleniyorlar. Hastanelerde yanlış uygulanan tedaviler yüzünden yani kurtarılacak olan Mehmetçikler veya polislerimiz hayatlarını kaybediyorlardı, şehit oluyorlardı. Şimdi bunlar çok önemli işaret fişekleri bizim açımızdan. Yani Güneydoğu'da neler olabileceğine dair, neler yapmaya çalıştıklarına dair. Bir diğer tarafıyla şu bizim açımızdan çok önem taşıyor. Bakın bu bir komple teorisi falan değil. Şimdi IŞİD ortaya çıkmadan önce bu cümle kurulsaydı derlerdi ki bu bir komple teorisi. Ama IŞİD biliyorsunuz 600 kişilik bir kuvvetle, yaklaşık 600-700 kişilik bir kuvvetle Musul'a girdi ve Musul'dan yaklaşık 6 Irak tümenini ve 2 peşmerge tugayını kovaladı, çıkarttı oradan. Şimdi bu baskın tarzında gerçekleştirilen bu IŞİD eylemiyle beraber Musul düştü. Pek çok sebebi var elbette ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin
kendi elleriyle beslediği, büyüttüğü, himaye ettiği, koruduğu, kolladığı ve donattığı YPG'nin veya Demokratik Suriye Güçlerin yarın Türkiye'de bir benzeri eyleme kalkışabileceğini, kalkışmayacağını hiç kimse iddia edemez. Çünkü hep böyle oluyor. Yani bir kuvvet hazırlanıyor, diğer tarafta bir zafiyet ve hassasiyet üretiliyor ve bir eylem, bir terör eylemi gerçekleşiyor ve orada bambaşka bir kırılma gerçekleşiyor. Bu noktada Türkiye'nin gerçekten ve gerçekten hem PKK'ya karşı, hem IŞİD'e karşı, evet, hem de FETÖ'nün bundan sonra yapabileceği doğrusal ve asimetrik eylemlere karşı, manipülasyonlara karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Evet. Biz şunu bilmek zorundayız artık Levent Bey. Biz artık bir varlık yokluk mücadelesi veriyoruz. Ve bu varlık ve yokluk mücadelesinde ortaya koyacağımız tavırlar, ortaya koyacağımız jeopolitik sapmalar veya farklılıklar, değişmeler veya yapacağımız hamleler bizim açımızdan ve coğrafyanın geleceği açısından büyük anlam ve önem taşıyor. Rusya da bunun farkında, İran da bunun farkında veya Hindistan, Çin gibi jeopolitik anlamda güçlü olan ülkeler de bu işin farkında. Çünkü IŞİD'in nasıl bir vakıma neden olduğu hepimiz tarafından malum. Bir benzeri vakum etkisi Türkiye üzerinden ortaya çıkarsa artık dünyadaki kırılmanın önüne hiç kimse geçemez. Evet. O noktada çok ciddi anlamda bir ihtiras sahibi olan ve gerçek anlamda gözü kararmış bir şekilde mücadeleye girişmiş olan iradeler var, güçler var. Bunları durdurabilmenin yolu da tahmin ediyorum. Gerçekten artık bir karşı refleks üretmekten geçiyor. Uzaktım belki ama teşekkür ederim sizlere. Eray Bey de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli bilgiler Sayın Ağar. Çok önemli uyarılar. Umarız bizi idare edenler, ülkemizi idare edenler, bu ülkenin dümeninde oturanlara bir nebze olsun katkı sağlayabiliyoruz. Çünkü bizim bütün niyetimiz bu. Başka ülkemiz yok. Gidecek başka bir yerimiz yok. Şöyle, hani müsaadenizle bir iki ilave. Tabii. Son söz sizin. Teşekkür ediyorum. Yani bu noktadan hareketle için de son söz de sizin. Evet, şöyle. Şimdi tabii PKK'nın geçmişten günümüze, özellikle son dönemde hareketinin iki temel ekseni var. Yani PKK son birkaç yıldır ve bundan sonraki hareketlerini bu iki eksen üzerinde oluşturmak zorunda. Oluşturmak zorunda. Neden? Çünkü öyle talimatlandırmak zorunda. Çünkü oradaki küresel hegemonik amaçlara hizmet edebilmesi için bu iki eksene sarılmak. Bir, Türkiye'nin hemen güneyindeki o açılmaya çalışılan koridoru kontrol edecek yerleşim alanlarında ağırlıklı faaliyet göstermek zorunda. Dikkat ediniz, Meskun Mahalli içinde o çukurları açıp çatışmalarında en çok yoğun olduğu yerler oralar olmuştur. Bunu tesadüf değildir. Yani o güneydeki stratejik küresel amacı gerçekleştirecek eylemlere katkı sağlamak için bunu yapmak zorundalar. Çünkü PKK da zaten bir FETÖ yani sistem olarak, mantık olarak FETÖ benzeridir. Hiç farkı yoktur. İki, emperyalizmin bir maşası bu. Efendim, evet, elbette. Yani bunlar maalesef böyle. Artık yani bunlar artık bütün milletimiz biliyor. Allah'tan durumsal farkındalığımız en üst seviyede, ayrışmadık. En üst seviyede de kenetlendik. Bunlar bizim olumlu taraflarımız. Bizi koruyacak, güçlendirecek ve geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlayacak. Ama karşımızda da adeta böyle bir çöreklenmiş, kenetlenmiş bir emperyal amaçlarla karşı karşıyayız. İkincisi de bu alanlarda halkı örgütlemek zorunda. Çünkü demin de söyledim, FETÖ darbe girişiminin halk tabanı yok. Sosyal düzlemde bir toplumsal karşılığı yok. Ve bu karşılık toplum tarafından çok kısa sürede adeta bir tsunami gibi verildi. Ama Allah'tan meşru ölçüler içinde kalındı, kan dökülmedi. FETÖ'cülerin açtığı ateşler yüzünden maalesef şehitlerimiz oldu. Evet, şimdi dolayısıyla bu iki eksen önemli. Yani bu güzergah ve bu bölgelerdeki halk. Şimdi tabii elbette bir şunu da ilave etmemiz lazım. Son dönemlerdeki maalesef bu bir kesintiye uğradı yani. Oradaki mücadele bu şey yüzünden kesin. Ancak oraya yeni komutanların atanıp, FETÖ'cülerin temizlenip, yeni komutanların atanıp göreve başlamaları da geçen hafta pazartesi günüydü. 1 Ağustos. 1 Ağustos pazartesi günü başladılar. Atamaları daha önce oldu ama 1 Ağustos'ta hepsi, 1 Ağustos'tan da önce hatta bir emri alır almaz oradaki gittiler. Komutanlar derhal görevlerinin başına gittiler. Emir komutayı aldılar, değerlendirmelere başladı. Fakat tabii bu boşluğu
bir tek komutanların atanmasıyla da dolduramayız. Oraya oryantasyon, takviye, birlik ihtiyaçları, teknoloji ihtiyaçları, özellikle havadan hedef tespit, takip ve bilgi aktarımı yapacak İHA'larımızın imkan kabiliyetlerinin geliştirilmesi ihtiyacı, zarureti var. Yani bunları üzerine çalışmamız lazım. Onlar bir hamle, biz 10 hamle yapmamız lazım bu anlamda. Şimdi tabii bunları üst üste koyduğumuzda, son eylemlere baktığımızda, eylemlerin patlayıcı, sadece patlayıcı koymaktan bir adım öteye doğru inisiyatif alıcı tarzda örgüt tarafından yapılma yönünde gayretler gösteriyor. İşte operasyondaki birliklere sızma, işte belli yerlerdeki karakol ve üst bölgelerine sızma, hadi sınırı anlayabilir, sınıra dışarıdan gelip işte hava atışı vesaire, tabii bu şey değil, neydi onun ismi, yani onların imkan kabiliyeti içinde olduğunda, ancak yurt içindeki bu tür eylemlerin birer işaret olarak da kabul etmemiz gerekiyor. Yani bir taraftan evet bu hain FETÖ'cülerle devam ederken, öteki tarafı da bu noktada ihmal etmememiz lazım. Bu birkaç noktaya, yani o güzergaha, o güzergahtaki halkın örgütlenmesi, işte sözde bilmem ne, alternatif devlet olur. Bakın o da alternatif devlet, o da paralel devlet. Bakınız yani aynı bunların, yani yöntemleri aynı, isimleri değişiyor bu hainlerin yani. Bu kaynakları da aynı. Kaynakları da aynı. Şimdi tabii şuna da biraz ihtiyatlı bakıyorum. Yani neticede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Güvenlik Kuvvetleri'nin azımsanmayacak çok ciddi de bir gücümüz var. Yani gerçekten devletin çok ciddi bir gücü var. İşte bu içindeki hainler de temizlenince, hatırlayın Urfa'da MOBESE kameralarını falan kesen bu FETÖ'cüler değil miydi? Evet. Hainler. İşte PKK'ya bilmiyorum ne kadar yalan, ne kadar doğru, basında da sızdı. Hava harekatı yapılmadan bir saat önce veren bir tuğgeneral olduğu ifade ediliyor. Şimdi bunlar temizlenince PKK'nın gözü kör kulağı sağır, daha sağır hale gelecek. Yani bunların verdiği de bir avantaj var. Ancak şu kritik süreyi çok sağlıklı bir şekilde ve bir an önce atlatmamız lazım. Son bir şey daha ilave etmek alalım, isterim. Kapatalım. Şimdi tabii bakınız özellikle emperyal güçleri idare eden yönetimler, yani Avrupa'daki ve Amerika'daki devlet yöneticileri, nin emperyal amaçları var, olabilir. Bundan sonra da olacak. Yani dediğim gibi o ser geçmişte de vardı, gelecekte de olma ihtimali yüksek. Ve bu bize her zaman şunu dikte etmeli. Tekrar biz güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafyada devletimizde, milletimizde ayrışmadan içimize şeytanların, yılanların sızmasını engelleyecek savunma mekanizmalarımızı her geçen gün daha da arttırarak, daha da güçlenerek bu süreçleri tamamlamamız, yürütmemiz gerekiyor. Ancak tabii şöyle de bir çelişki var. Bunu da kıymetli izleyicilerimle paylaşmak isterim. Evet, bu emperyal güçler, yönetenler bu, ama bu toplumları neticede bu yöneticileri de ortaya çıkaran bir toplum var. Bu toplumlar da aslında tamamen emperyal amaçlarda olmadığını da söyleyebiliriz. Yani toplumsal kesimlerde de, bu ülkelerin toplumsal kesimlerinde de son derece aklı, mantıklı, aklı yerinde mantıklı, sağduyulu insanlar da var. Dolayısıyla onların bizde yapmaya çalıştıklarını bizler de aslında onlarda pozitif bir şekilde uygulayabiliriz. Bu son derece yasal ve hümanist, evrensel değerler içerisinde gerçekleşebilir. Peki. Oradaki toplumları bilgilendirmek, Türkiye'nin haklılığını dünyanın her yerinde anlatmaya daha fazla gayret göstermek, orada STK'lar kurup o yöneticiler bu amaçta olsalar bile o halklarla daha yakın ilişki ve diyalog kurmak da bizim için gereklidir. Peki. Diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son derece önemli bilgiler kamuoyuyla paylaştınız. Kanal B izleyicileriyle teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Söz olarak çok az bir zamanımız kaldı ama yeniden hatırlatalım. Yarın belki de birkaç saat sonra, yani 1 saat 4 dakika sonra Türkiye'yi bölme, parçalama planı olan Sevr'in yıl dönümü. O dönemde Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları Sevr'i yırtıp çöpe atmış, Lozan demişti. Biz yıl dönümünde, Sevr'in yıl dönümünde yine Lozan demeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. O dönemde devam edeceğiz. Daha güçlü bir şekilde söyleyeceğiz. Büyük Önder Atatürk ve arkadaşları saygı ve minnetle anıyoruz. Ya istiklal ya ölüm, ya ölüm demişlerdi. Evet, aynı. Biz dün yine dedik, bugün yine diyeceğiz, yarın da demeyi sürdüreceğiz. Bu topraklarda bizi duyan emperyal güçlerine şunu demek istiyoruz: ya istiklaldir mevzu bahis olan, ya da ölüm. İyi geceler. Arası yok. Evet.